Selamlar dostlar. Kahverengi Tabela'yı 2 haftada bir yayınlanacak şekilde planlamıştık ama bir süredir işte bu herkesin yakalandığı ve haftalarca geçmeyen bir gripten muzdariptim. O yüzden biraz gecikmeli olarak bu bölümü yayınlıyorum sizlere. Evet, mikrofon başında ben Burak Karaoğlu, Kahverengi Tabela'nın yeni bölümündesiniz. Şimdi bu bölümde sizlerle konuşacağımız antik kent ile ilgili bulabildiğim bilgiler oldukça kısıtlıydı. Yayınlanmış bilimsel makalelere baktığımda ise kazıların birkaç yıl önce başlamış olması oldukça az kaynak bulmamada yol açmış olabilir. Mira Antik Kenti'nin bir liman kenti olduğu için yıllarca önemsenmemiş. Belki de tahmin ettiniz. Bu bölümde Andriyaki'ye gidiyoruz. Antalya'nın Demre ilçesi o kadar çok kaynak çıkardı ki. Önce Mira, şimdi Andriyaki, daha sonraları da San Nikolas Kilisesi ve Likya Medeniyetler Müzesi ile karşınızda olacağım. Ama şimdi sıra bu çok bilinmeyen küçük bir orta çağ kenti gibi duran Andriyaki'de. İmparator Trajan bir savaş sonrası Mira'da birkaç günlük bir dinlenme esnasında bu potansiyelli kentin önemli bir liman mahallesi olması gerektiğini söylemiş. Derhal bir liman kenti ile Mira'nın daha da büyümesini emretmiş. Roma İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu çalkantılı durumlar bu emrin derhal yerine gelmesine engel olmuş olsa da İmparator Hadrianus zamanı Andriyaki kurulmuş. Kurulur kurulmaz da Hadrianus döneminde altın dönemini yaşamışlar. Geriye kalan tüm siyasi tarihi de beklendiği üzere Mira ile paralellik göstermiş. Şimdi sizlerden Instagram'da Kahverengi Tabela Pod hesabını takip etmenizi istememe umarım şaşırmazsınız. Orada 3 yıldır tüm gezilerimde çektiğim görüntüler mevcut. Özellikle son 1 senedir de drone görüntüleriyle antik kentlerden görmediğiniz açılar yakalıyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi dönelim Andriyaki'ye. Planlanarak yapılan bir kent olduğundan bahsettim sizlere. Bu planlama kenti gezerken de görülüyor. O zamanlar deniz olan hemen yanındaki çaya paralel yapılar inşa edilmiş. Bir Google Earth görüntüsüyle yukarıdan baktığınızda tüm yapıların sınırları çok net belli olduğunu görüyor ve aralarında yer alan sokakları hayal gücünüzle tamamlayabiliyorsunuz. İçerisindeki yapılar da aslında her antik kentte gördüklerimizden biraz farklı. Mesela tiyatrosu yok. Çünkü ne de olsa Mira'da Likya'nın en büyük tiyatrosu mevcuttu. İlk buluntular genellikle ticari faaliyetlerle alakalı. İşte liman agorası, liman, içlikler, granarium denilen tahıl deposu gibi yapılar. Fakat çalışmalar ilerledikçe hamam, kilise ve sinagog gibi dini amaçlarla kullanılan binalar da bulunmuştu. Şimdi kente ilk girdiğiniz andan itibaren yapıların ve toprağın farklı bir kahverengi tonunda olduğu gözümüze çarpıyor. Bölgede bulunan kalker zemin kentin yapılarında da oldukça belirgin bir şekilde görünmekte. Tüm yapılar gri ve kahverenginin daha önce görmediğimiz farklı tonlarından yapılmıştı. İçerisinde bulunan yazıtlara göre Likya'nın en önemli 3 limanından biri Andriyaki'ymiş. Tabi bunda Mira'nın payını da tekrar tekrar hatırlamamız gerekiyor. Ya Mira ile Andriyaki'yi günümüze ayıran Kokarçay bu kentin de sonunu getirmiş aslında. Demre çayının bir kolu olan ve artık neredeyse kurumaya yüz tutmuş olan Kokarçay getirdiği alüvyonlar ile Andriyaki'nin denize olan bağlantısını koparmış ve kentin terk edilmesine sebep olmuş. Şimdi Andriyaki ile günümüzde önemsenen bir bilgi vererek bu bölümü bitirmek zorundayım. Milattan sonra 60 yılında Kudüs'te huzursuzluk çıkardığı iddiasıyla Roma'ya hesap vermeye giden Aziz Paulos Andriyaki'de mola vermiş. Evet, bu sezona Likya sezonu ismini vermiştik sizlerle beraber. Likya'nın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Kahverengi Tabela Podcast'in bir sonraki bölümde görüşelim, olur mu? Sağlıcakla kalın.